Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Azeroth sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte kapıda olan artık Shadowlands için nasıl hazırlıklar yapmamız gerekiyor? Klasların son durumu nedir? Henüz hangi klası oynayacağınıza karar veremediyseniz hangi klaslar şu an ön plana çıkıyor? Ve o kararı nasıl verebilirsiniz? Biraz bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu hafta sonu arkadaşlar, yani şu an canlı yayında eğer YouTube'dan izliyorsanız tabii bunu şu an kaçırmış olabilirsiniz, ama bu hafta sonu oyunu oynamayan, yeniden geri dönüş yapacak oyuncular için açıldı. Dolayısıyla insanlar oyuna akın ettiler ne zaman bıraktılarsa karakterlerini ve şu an Shadowlands'in pre-patch zamanında neler yapılabilir? Ve eğer Shadowlands'ı oynamayı düşünüyorlarsa onunla ilgili nasıl hazırlıklar yapabilir? Bunun üzerine konuşmanın önemli olabileceğini düşündüm. Bugünkü konumuzda bu olmasına karar verdik. Şimdi öncelikle Shadowlands biliyorsunuz kapıda. 24 Kasım gece Türkiye saatiyle 2'de Shadowlands'ı oynayabiliyor olacağız. Peki oyuncu olarak yeni başlayan bir oyuncu da olabilirsiniz. Veteran, yıllardır bu oyunu oynayan bir oyuncu da olabilirsiniz. Hangi karakterle oynamanız gerektiğini ve o karaktere bu zaman dilimi içerisinde nasıl hazırlanmanız gerektiğini anlatmaya çalışalım. Şimdi main karakter seçimi aslında bu oyun için birazcık oyuncunun kendisine kalmış bir şey. Genelde yıllardır karakterini hiç bırakmadan oynayan insanlar için bu sorunun cevabı gayet net. Shadowlands'te de kendi klasımla, kendi spiğimle oynayacağım şeklinde olabilir. Fakat birçok oyuncu bu oyunu her yönüyle oynamak istiyor. Ve bu her yönüyle oynamada da oyunun bütün klaslarını belli bir dönemde oynamak istiyor. Kimi oyuncular bu oyunu oyunun en güçlü olduğu klası, en güçlü olduğu expansion ve patch'inde oynamaktan zevk alırken, kimisi kendi main'ine harcamış olduğu emekten ötürü ne kadar kötü olursa olsun o karakteriyle oynamaya devam ediyor. Dolayısıyla burada yeni başlayan oyuncuyla veteran oyuncuyu, yani birçok altı karakteri olan bir oyuncunun düşünme skill safhalarını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Çünkü yeni başlayan bir oyuncu, mesela diyelim ki Shadowlands'da bu oyuna başlayacak, oyundaki sınıflar hakkında, oyundaki roller hakkında hiçbir bilgisi de olmayabilir. Dolayısıyla oyunda onun sevebileceği, oyunu oynarken zorlanmayacağı tipte roller ve klaslar seçmesi yeni başlayan oyuncular için önemli olabilir. Bana sorulduğu zaman her zaman için benim aklımda yeni başlayanlara iki tane sınıf öneririm. Bunlardan biri Warrior, diğeri de Hunter'dır. Çünkü onların klasları, spekleri, talentları ve spellleri, yani yetenekleri anlaşılması ve rotasyonları diğer klaslara ve diğer speklere göre daha kolaydır. Takibi daha kolaydır ve alışılması da daha kolaydır. Dolayısıyla ben bunları öneririm. Ancak bu her zaman için bu söylediğim iki klas, yani Warrior ve Hunter'ın her zaman güçlü olacağı anlamına gelmiyor. Ve özellikle de yeni başlayan oyuncuların rol olarak da hasar verici rolüyle başlamalarını, oyunda tecrübe kazandıktan sonra support, yani healer, iyileştirme veya defansif tank rollerinde de oynamalarını oyunda belli bir deneyime sahip olduktan sonra öneriyorum. Bu tabii ki de, hani şöyle de bir şey var. Yeni başlayan oyuncu tank olarak başlayamaz mı? Tabii ki de başlayabilir. Fakat oyuna alışma evresinde oyunun tüm sorumluluğunu, hani dungeonlarda, raidlerde ya da tank rolünün sorumluluğunu alarak hem oyunu öğrenmeye çalışmak hem de bu sorumlulukları yerine getirmeye çalışırken şunu akıllarından unutmamaları gerekiyor ki, eğer arkadaş çevresiyle, kendi gruplarıyla oynamıyorlarsa artık World of Warcraft içerisindeki topluluk biraz daha sabırsız bu tip işlerde. Dolayısıyla heveslerinin hemen kırılmasını istemem. Dolayısıyla yeni başlayan oyunculara bu şekilde bir şeyde bulunuyoruz, yaklaşımda bulunuyoruz. Peki bu hafta sonu oyuna başladıysanız ne yapabilirsiniz? Öncelikle Exise Reach'de yeni bir karakter açtığınızda orada seviye 10'a kadar geliyorsunuz. Sonra da BFA ek paketinde level 50'ye kadar oynayıp son level'a
getiriyorsunuz karakterinizi. Ve daha sonra da oyunun end game fazı başlıyor. Şu an pre-patch'te olduğumuz için oyunun end game fazında yapabileceğiniz birçok şeyi Shadowlands'da arkadaşlar kullanamıyor, uygulayamıyor olacaksınız. Mesela bunlar nedir? Bunlar tabi oyuna bugün itibariyle başladıysanız artık corruption mekaniği yok. Corruption'ları bir kenara bırakıyorum. Bunlar mesela legendary back. Bunlar mesela essence'ler toplayacağınız. Azerit armor'lar. Artık bunların Shadowlands'te bir hükmü kalmayacak. Dolayısıyla ayın 24'üne kadar, yani burada şu an yaklaşık bir 20 günden az bir süre var. Endgame için bunları çok çok yüksek bir oranda kovalamasına yeni başlayan oyuncuların çok gerek yok. Açıkçası bunu söyleyebiliriz. Şu an leveling'inize devam etmeli. Level 50'ye karakterinizi ulaştırmalı. Level 50'ye ulaştırdıktan sonra da elinizden geldiğince item level'ınızı yüksekte tutmanız gerekiyor. Eğer size yardımcı olabilecek bir arkadaş grubunda kendinizi... Zarsis, çok teşekkür ederim. İnce daha çok aylara. Abone olup desteklediğin için ikinci ayında çok sağ olasın. Arkadaş grubunuz varsa onların yardımıyla item level'ınızı biraz daha yukarılara çıkartabilirsiniz. Ama kendinizi çok çok fazla kasmaya gerek yok. Nedenine gelince önümüzdeki hafta arkadaşlar Shadowlands'ın pre-patch eventleri başlayacak. Ve bu eventlerde şu anki en son raid olan Nyalotha Raid'inin normal zorluğundan düşen item seviyesinde itemlarla üstünüzü başınızı giyebileceksiniz. Yani ortalama bir oyuncu solo bir contentle item level'ını 100 seviyesini çıkarabilir. Level 50 ilk olduğunuzda çok büyük bir ihtimalle item level seviyeniz 55-60 arasında bir şey olacaktır tahmini. Daha da az olabilir, daha da çok da olabilir. Ve item level 100'e kadar bunu sadece pre-patch eventleriyle de yapabilirsiniz. Bu önümüzdeki çarşamba başlayacak. Dolayısıyla bugün kendinizi bunun için çok çok sıkmaya gerek yok. Yeni başlayan oyuncular için söylüyorum. Peki veteran oyuncular ne yapacak? Yani birçok alt karakteri olan, hali hazırda bir main'i olan, zamanında mitik Nuzzot'u bile kesmiş olan oyuncular ne yapacak? Çok büyük bir ihtimalle şu an o oyuncular dinleniyorlar. Shadowlands paketi için dinleniyorlar. Fakat onların kafasında da şöyle bir şey olabilir. Acaba ben Shadowlands'de main'imle devam etsem mi? Yoksa farklı bir klası, farklı bir spey'ini mi main'lesem diye. Şimdi burada da yeni başlayan oyuncular için ya da veteran oyuncular, daha önceden oynamış olan oyuncular için şunu söyleyebilirim. Önce hangi rolde oynamak istediğinize karar verin arkadaşlar. Yani ben yine tanklamak mı istiyorum tanksanız? Yine heal mı atmak istiyorum? Yine DPS mi yapmak istiyorum? Önce rolünüze karar vermeniz gerekiyor. Çünkü şunu unutmayın, yeni başlayan oyuncular da unutmasın. Shadowlands yine main karakterinizin main spey'inize odaklanmanızı gerektirecek bir expansion olacak gibi duruyor. Yani grindlamamız gereken, üzerine gitmemiz gereken çok şey var. Dolayısıyla bu şekilde bir karakter oyun stilini kendi kafanızda bir kere oturtmanız gerekiyor. Rolünüze karar vermeniz gerekiyor. Ben ne oynamak istiyorum diye. Şimdiye kadar oynamış olduğunuz karakterin rolünden memnunsanız onunla devam edebilirsiniz. Ben bu şu anki anlattıklarımın sonunda arkadaşlar sizlere Shadowlands'teki her bir klasın bugünkü durumuyla nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Eğer güce dayalı bir seçim yapmak istiyorsanız da onda biraz temkinli yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şu an çok çok güçlü olan klaslar ve spekler nerf yiyebilir. Şu an çok kötü durumda gibi gözüken klaslar ve spekler bufflanabilir. Dolayısıyla önce role karar verip ve hangi karakterle oynamanız gerektiğine, hangi klasla oynamanız gerektiğine karar vermeniz gerekiyor. Ben buradaki kararı her zaman için şöyle yapıyorum. Ben kendi yaptığım şekilde anlatayım. Sizler nasıl karar vermek isterseniz o şekilde verebilirsiniz. Benim için güç hiç önemli değil. Yani karakterim çok mu fazla vuruyor, çok mu az vuruyor, ben bununla oynayamayacak hale gelir miyim? Benim için hiç önemli olmuyor. Nedenine gelince,
Eğer karakterim gerçekten DPS'de düşük kalabilecek bir şey olursa bu benim için bir challenge. Ben onda ne kadar daha iyi yapabilirim ona bakıyorum. Dolayısıyla bazen bunda çok büyük saygınlık kazanabiliyorsunuz. Mesela BFA'nın en kötü speklerinden biri olduğunu düşündüğümüz mesela Feral Druid ya da Enhancement Şaman gibi klas ve speklerde eğer Raider'a bakarsanız başka klas ve speklerde oynayan insanlardan çok çok daha fazla başarılı olmuş, işte mitik pluslarını, raidlerinin mitiğini falan bitirebilmiş oyuncular görebilirsiniz. Onların yaptığı diğer oyuncuların yaptığından bir tık daha değerli olabiliyor. Yani benim demem şu ki ne kadar kötü bir klas ya da spek olursa olsun, bunu PV için söylüyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın, PvP için değil. PV için ne kadar kötü olursa olsun oyunun sonunda ya da patch sonunda o karakterlerin de başarılı olabileceği bir expansion eğer iyi bir oyuncuysanız yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla önemli olan şey şu. Zevk alacağınızı düşündüğünüz klas ve speklerle oynayın. Bunu da şu an hani diyorum ya ne yapılabilir bu dönem içerisinde, pre-patch dönemi içerisinde bol bol diğer klas ve speklere göz atarak. Yani belki de şu an çünkü değişti klaslar biliyorsunuz. Belki de şu an sizin oynamaktan çok fazla zevk alacağınız bir klas ya da spek bir cevher gibi yatıyor ve şu an siz onu bilmiyorsunuz mesela hani nerede olduğunu. Dolayısıyla mesela Resto Şaman deneyebilirsiniz. Mesela Healer oynamak istiyorsanız ya da Tank oynamak istiyorsunuz. Yani acaba Monk nasıl? Buna bakabilirsiniz. Selobite çok teşekkür ederim. Abone olup desteklediğin için 5. ayında sağ olasın. Dolayısıyla rolünüze ve neye karar vermek istiyorsanız ben mesela main'ime çok bağlıyım. Benim belli. Fakat ben artık retro oynamaktan, yıllarca retro oynamaktan biraz sıkıldığım için bu expansion'da tank'ı deneyeceğim. Main karakterimi değiştirmiyorum. Gene main karakterim benim main karakterim olarak kalacak. Ama dediğim gibi retro'yi çok fazla oynadığım için, ondan biraz sıkıldığım için, yeni bir tat aradığım için protection oynayacağım. Dolayısıyla yeni başlayan bir oyuncu da olsanız, çok uzun zamandır oynayan bir oyuncu da olsanız, hangi karakterle oynayacağınızın cevabı sizin zevk alacağınız bir karakter. Çünkü 2 sene boyunca belki de Shadowlands'te o karakteriniz sizin ana odağınız olacak. Tabii ki de dere geçerken yolda at değiştirebilirsiniz. Yani 9-1'de farklı bir karakterle oynarsınız, 9-2'de farklı bir karaktere geçersiniz. Onda herhangi bir şey yok ama hani Shadowlands'e başlarken oynayacağınız karaktere kasmış olduğunuz Renown, işte ne bileyim Soulbind sisteminden gelecek olan şeyler, bunların hepsini düşündüğünüzde diğer karakterlerinizle de onları kasmak için onları da ayarlamanız biraz zor olacaktır. O yüzden tabii vaktiniz varsa yapabilirsiniz bunu ama her patch'te en iyi vuran, en iyi klas ve speklerde oynamaya çalışmak biraz yorucu olabilir ve herkes için de olmayabilir. Peki başka nasıl hazırlıklar yapabiliriz Shadowlands'dan önce? Öncelikle karakterinizi hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben karakterlerimi genelde ek paket başlamadan önce şöyle hazırlarım. Bir kere artık yapması elzem olan questlerini yapıp bitiririm onların, o karakterlerin. Bütün quest hub'ımı boşaltırım, bomboş bırakırım. Ama tabi bazı questler mesela bir quest zinciriyle başlar. Onu direkt abandon ettiğinizde ondan önceki bütün questleri de kaldırmış olabilirsiniz belki. Ya da bir questin yapımı çok uzun sürüyordur. Bir item almanız gerekiyordur ve o haftalar sürüyordur. Mesela atıyorum. Ne örneği verelim burada? Mesela Warlords of Draenor'daki en son raid'in ikinci katına çıkmak istiyorsunuz. Ve her hafta Khadgar'la birlikte oranın mesul boss'unu, hani o item'ı veren boss'unu kesmek zorundasınızdır. O da mesela bir ay sürüyor quest'i yapmak. Dolayısıyla bazı quest'ler meşakkatli, öyle eliniz hemen abandon'a gitmeyebilir. O quest'leri belirleyip o quest'leri hemen tamamlayın, yapın. Yani bu boş zamanda bitirin. Eğer çok önemli değilse de quest'e abandon edebilirsiniz. Çantalarınızı ve bankalarınızı, özellikle Regent bankanızı boşaltın.
Şu an onlar para edebiliyorken onları satın. Elinizde mesela atıyorum artık, yani bu expansion'ın çiçekleri ya da madenleri bir sonraki expansion'da hani şu andakinden biraz daha az değersiz olacaktır. Onları elden çıkartmaya bakın. Çantanızı hazırlayın, bankanızı hazırlayın buna uygun olarak. Yani temiz bir sayfa açarak ek pakete başlayabilirsiniz. Bunun yanında professionlar çok önemli. Şimdi professionlar eskiden arkadaşlar ek paket ek paket ayrılmıyordu. Sanırım Legion'da ya da yanlış hatırlamıyorsam belki de BFA'da gelen bir özellikle birlikte professionlarınız artık ek paket olarak ayrılıyor. Dolayısıyla hangi professionları kasacağınızı belirlemeniz önemli. Ama o professionlarla ilgili Shadowlands'e girdiğinizde herhangi bir şey hazırlanmak zorunda değilsiniz. Çünkü Shadowlands'e ait professionları yapmak için Shadowlands'e ait olan materyallerle bir şey yapacağınızdan şu anki Kul'Tiran professionlarının çok çok bir önemi olmayacaktır. Peki şunu diyebilirsiniz. Abi biz hangi professionları seçelim? Main karakterimize bu hangileri önemli olabilir? Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Eğer vaktiniz varsa, markete hakim olabileceğinize inanıyorsanız ki bazı serverlarda bunu yapabilmeniz çok 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 güç, çok çok zor. Yani hani aynı normalde günlük yaşantıdaki ticaret gibi bazı pazarların baronları var. Yani bu gerçek bir şey, bunu söylemekten çekinmeyelim. O piyasada söz sahibi olabilmek için oyunda 24 saatinizi adamanız gerekebilir belki de. Her serverda karakteri olan, her piyasayı kendi elinde çevirebilen oyuncular var ve büyük oyuncular. Bunların bir kısmı guildlara bağlı, bir kısmı bu boostlama servislerine bağlı, bir kısmı gerçekten bireysel oyuncular ama bu işin ehli vesaire. Dolayısıyla o marketteki o oyuncular arasında kendiniz bir yer edinebiliyor hissedecekseniz kendinizi, crafting professionları ilk birkaç hafta, ilk birkaç gün inanılmaz para kazandırır. Nedir bu crafting professionları? Blacksmithing, tailoring, leatherworking. Ama bunları yaparken arkadaşlar oyunun bir kısmını artık kendi karakteriniz için oynamayı bırakıp profession için oynamanız gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde mesela bir tailor'sınız diyelim ki terzisiniz oyunda. Terziliğinizle ilgili bütün resipileri hızlı bir şekilde toplayıp alabileceğiniz maksimum resipiler ve işte biliyorsunuz hani yıldız sistemi var. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız sizin almış olduğunuz o resipiye göre onların puanları düşüyor. Onu hemen yükseltip daha sonra da pazarda kendiniz o malın fiyatında söz sahibi olabilecek duruma gelebileceğinizi düşünüyorsanız crafting professionları inanılmaz para getirir. Hatta hani ilk bir ayında kaldırdığınız parayla bütün expansion geçinebilirsiniz. O kadar para getirebilir. Fakat eğer derseniz ki sustainable, yani bütün expansion boyunca benim kafam ağrımasın, ben sadece bu oyunun aylık ücretini çıkarabilecek kadar yapayım derseniz, o zaman bir crafting profession'da bir gathering profession'ı birbiriyle destekleyici bir şekilde kullanabilirsiniz. Nedir bunlar? Mesela skinning, leatherworking, mining, blacksmithing, mining, jewel crafting gibi. Bu crafting professionları, başka crafting professionları da var. Onlar için ayrı bir parantez açacağım. Bu professionlardaki amacımız şu: kendi ham maddenizi kendiniz sağlayıp kendi üzerinize giyebileceklerinizi yaptıktan sonra arta kalan mallarınızı satarak eğer crafting professionlarından ileride yeterli şeyi elde edemeyecekseniz geliri bu sefer de gathering'den kazanmış olduğunuz ham maddeyi AHD satarak yine geçinebilirsiniz. Ama bir diğeri ki bu özellikle Shadowlands'te çok çok daha iyi para kazanabilecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Alchemy, Inscription, Jewel Crafting ve Enchanting. Bu dördü arkadaşlar her zaman oyuncuların ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlıyor olacak.
Özellikle Inscription ve Jewel Crafting'e yeni sorumluluklar geliyor Shadowlands ile birlikte. Biliyorsunuz crafting professionlarında mesela bir blacksmith bir pantolon yaptığı zaman o pantolonda bulunan secondary statların belli başlı bazı statlar olmasını istiyorsa onun içerisine, malzemenin içerisine bazı taşlar eklemesi gerekiyor. Bu taşları Jewel Crafting'ler sağlayacak. Dolayısıyla onlar artık sadece gem craftlamayacak, diğer mesleklerin de kullanabileceği taşlar üretebilecek. Bunlar inanılmaz bir market rahatlığı sağlayacak onlar için. Ve bu devamlı bir sirkülasyon olacak. Mesela Flask Pot her zaman gideri var arkadaşlar. Çünkü özellikle her patch başında ve her raid başında bunlar peynir ekmek gibi gider, flasklar, potlar. Çünkü bir world first yarışı başlar ve insanlar bu raid'i oynar ve hype azaldıkça, insanlar raid'i bitirdikçe ve üstündeki gear'lar azaldıkça bu biraz azalır. Fakat yine de devamlı bunların kullanan insanlar olur. Fakat tabi bazı raider'lar kendileri zaten bu flaskları, potları yapabilmek için alchemilerini kendileri ürettiği için o zaman daha az tercih edilen Inscription ve Jewel Crafting ve Enchanting, bu arada Enchanting de çok önemli olacak. Onlar bir nebze daha para kazanmayı daha uzun bir vadeye yayabiliyor olacaklar. Dolayısıyla bunlar meslekler Shadowlands'te. Hangi meslekleri seçmeniz gerektiği konusunda ben her zaman için şöyle yapıyorum. Ben nasıl yapıyorum derseniz, ben herbalizm ve alchemy alıyorum normalde. Fakat bu oyunda ben gameplay'imi bir üst düzeye daha taşımak istediğim için şu an benim gameplay'ime katkı sağlayabilecek farklı profession'ları değerlendiriyorum. Main karakterinize seçmiş olduğunuz profession'ları lore anlamında, yani RP anlamında da seçebilirsiniz. Gameplay anlamında da seçebilirsiniz. Fakat para kazanmak istiyorsanız mutlaka alt karakter kasıp alt karakterlerinize diğer profession'ları da yayabilirsiniz. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Peki şunu sorabilirsiniz. Abi main karakterimizi belirledik, profession'ı da belirledik diyelim ki. Peki ben kaç alt karakterle oynayayım? Ne yapayım? Yani nasıl bir setup'la gireyim buraya? Şimdi yeni başlayan oyuncular için alt karakter önermiyorum Shadowlands'te. Özellikle main karakterini doğru düzgün oynayabileceği bir seviyeye getirene kadar. Çünkü renown kasacaklar, oyunu öğrenmeye çalışacaklar, kendi karakterlerine adapte olmaya çalışacaklar. Eğer main karakterinden önce main karakteri seçimini yapmak istiyorlarsa bugün, yani pre-patch günü, şu 24 Kasım'a gelene kadarki süre içerisinde alt karakterlerini oynama açısından deneyebilirler. İstedikleri kadar deneyebilirler. Yeni başlayan oyuncular da, bu arada onu söyleyeyim. Yani baksınlar. Bir de yeni başlayan oyuncularda diğer mesela MMORPG tecrübesi varsa, ya da MMORPG de değil, bir roleplay oyunu tecrübesi varsa, RPG oyunu, genelde her oyuncu neyden hoşlandığını bilir. Yani mesela ben her zaman bir RPG oyununda elime bir kılıç kalkan alarak bir warrior olarak başlarım. Her zaman böyledir. Ben bir büyü tipinde karakter oynamayı sevmem. Ama bazı insanlar vardır ki büyücüdür yani. Bütün oyunlarında büyücüyü açar. Bir bakarlar. Yani bu Diablo'da olsa böyledir, Skyrim'de olsa böyledir. Dolayısıyla bunları bir deneyimleyin. Mesela World of Warcraft'ta büyücü gibi olacak olan oyuncu class tiplerinde Mage de var, ama Warlock da var. Ama Druid'in Balance'ı da var. Ama Priest'in Shadow'u da var. Bunların farklılıklarını deneyip o deneyimlerden sonra hangisi onların daha da hoşuna gidiyorsa onunla girebilirler. Dolayısıyla yeni başlayan oyunculara Shadowlands'e alt karakter önermiyorum. Çünkü oyunu daha komplike yapacaktır onlar için. Ama veteran oyuncuların alt karakter tabii ki de öneriyorum. Peki kaç alt karakter olması lazım? Ben 3 alt karakterle gireceğim. Neden 3 alt karakter arkadaşlar? Çünkü Covenant sistemi beni buna zorluyor. İnanılmaz merak ediyorum her bir tek tek hikayeyi, her bir Covenant'a göre oynama biçimlerini, oynama stillerini çok merak ediyorum. Yani mesela bir Kirin olarak Arkon'un
oraya gitmiş olup da daha sonradan kendi amelleriyle, kendi ölümlü dünyalarında yapmış oldukları işleri unutturma yoluna gittikleri zaman o kişilerin bunun arkasında aslında yaptıklarının kötü olduğunu anlayacaklar mı? Forsworn'la birlikte girmiş oldukları savaşta galip gelebilecekler mi? Uther'in durumu ne olacak? Yani Kirin'le hak verecek mi, yoksa Davos'la yaptığı o anlaşma ile birlikte hala bize düşman mı olacak? O hikayeyi çok merak ediyorum. Ama bunun yanında Ardenvild'in hikayesini de merak ediyorum. Yani Winter Queen'in o kıtlık döneminde olan şey, bir de biliyorsunuz Elune'la ilgili de çok fazla orada hikaye geçecek ve beta'da onun bize hiçbir sinematiği gösterilmedi. İnanılmaz merak ediyorum mesela orayı da. Dolayısıyla ben elim mahkum, bütün Covenant'larda bir karakterim olmak zorunda. Fakat hani şunu da söyleyeyim, Covenant'ı neye göre seçeceğiz abi diyebilirsiniz mesela hani hazırlık yaparken. Şu an onları bol bol okuyabilirsiniz. Herkes bir harita çıkartıyor. Klasa, Sipe'ye, özgü işte ne oynamanız gerekiyorsa oyun stilinize göre hangi Covenant'ı seçmeniz gerektiği, hangi Covenant'ın yanlış seçim olacağı, hangisinin güçlü olacağı, bunların hepsi yazıyor. Ama ben yeni başlayan oyuncular için, Ahmetciğim çok teşekkür ederim bit için gönderdiğin, yeni başlayan oyuncular için ya da veteran oyuncular için de geçerli. Şunu söylüyorum ki gerçekten duygusal bağ kurduğunuz Covenant'ı seçin arkadaşlar. Genel oyuncu için söylüyorum. Tabii ki de World First yarışında bulunacak olan oyuncu %1'lik ya da binde birlik bir matematiği işin hesabın içerisine katarak hangi Covenant'ın skill'i daha fazla vuracaksa onu seçecektir. Yani bu biraz oyuncunun niyetiyle ve hedefiyle ilgili de bir şey aynı zamanda. Fakat ben genel geçer oyuncular için ya da bu oyunu oynayan büyük bir kesim için şunu söylüyorum ki mutlaka ama mutlaka sizin hoşlanmaktan ya da hoşlandığınız, oynamaktan zevk alacağınız Covenant'ı seçin. Onunla oynayın. Birçok arkadaşım Revendreth ilk açıklandığında mesela o vampirik, o yüksek sosyete, o etraftaki o barok ve mimari vesaire daha BlizzCon'da açıklandığında aşık oldu mesela oraya. Dediler ki ben burayı seçeceğim. Yani o seçeneklerinde de hala kararlılar. İstiyorlar ki o seçenekleri yanlış bir seçenek olmasın. Mesela bir Balanced Druid Venti'ri seçtiğinde insanlar ona gülmesin. Sen niye Venti'ri seçtin demesin diye dua ediyorlar. Ama bence dediğim gibi hani eğer çok yüksek hedefleriniz yoksa yanlış seçimi göze alarak sevdiğiniz Covenant'ın hikaye. Çünkü ona Renown kasacaksınız, onun World Quest'lerini yapacaksınız, onunla Soulbind olacaksınız, Soulbind olduğunuz kişilerin hikayelerine ortak olacaksınız. Lore anlamında çekilmez bir çileye girmeyin. Sevmediğiniz bir Covenant'la işbirliği yapmayın. Nacizane tavsiyem benim bu. Alt karakter olarak da dediğim gibi ben 3 tane alt karakter kasacağım. Bunlardan böyle yapmamın birinci nedeni Covenant'lardı. İkinci nedeni armor tipleri. Çok güzel armor'lar var. Çok güzel armor tipleri var. Ben elimden geldiğince bir plate, bir mail, bir leather, bir cloth götürüyorum Shadowlands'e. Biliyorsunuz mainim Protection Paladin olacak. Plate giyen. Kirin'i seçecek. Bir alt karakterim Exototem. Elemental Şaman olacak. Ki şamanlar şu an çok parlamıyorlar. Ama en sevdiğim şey bu. Düşük. Yani gözde olmayan bir class spec'le oynamak. Onu Maldraxxus'ta değerlendirmeyi düşünüyorum. Kendisi benim mail karakterim olacak. Leader olarak Exodian, Guardian Druid'im. O tabii ki de olmazsa olmaz Ardenvild'de olacak. Tıpkı Ursoc gibi kendisi. Ve hem Leader kovalayacağım karakter olacak o. Hem benim collective karakterim olacak. Yani ben şeyleri profession'ları da dağıtacağım ona göre. O benim toplayıcı karakterim olacak. Yani Herbalism ve Mining Druid'imde olacak. Ve son olarak da Venti'lere de Fire Mage'imi göndereceğim. Biliyorum Mage'de Fire şu an vurmuyor. Frost ya da Arcane olmak lazım. Ama dediğim gibi ben vurmayanını oynamayı çok seviyorum.
o Pyroblastlar procladığında ne kadar vurmuyorsa da onun gameplay'i bana daha çok keyif verdiği için onu Fire Mage olarak oynayacağım. O da benim hem Tailor hem Enchanter karakterim. Uzun zamandır öyle zaten. Onu da öyle oynayacağım. Fakat bu demek değil ki herkes böyle yapmak zorunda. Belki de main karakterime uğraşmaktan belki ilk 1-2 ay, bunu çok ciddi söylüyorum, belki de ilk raid'i bitirene kadar hiçbir altımı level 60 bile yapamayacağım belki. Bu sizin oyuna ne kadar zaman ayıracağınıza bağlı olarak değişebilecek de bir şey aynı zamanda. Ama şunu unutmayın, bir kere daha söylüyorum. Hikayeye göre, kozmetiğe göre ya da sizin oyun gameplay zevkinize göre yaptığınız hiçbir seçim yanlış olmayacak. Fakat şu güne bakarak eğer gameplay'e göre bir seçim yaparsanız ve sevmediğiniz bir Covenant, sevmediğiniz bir spec, sevmediğiniz bir klasla oynamak zorunda hissederseniz Shadowlands sizin için çekilmez olabilir. Bu net. Bunu söyleyebilirim. Ama umarım şöyle bir şey olur. Sevdiğiniz Covenant, sevdiğiniz klas ve spec'le en uygunu olarak denk gelmiş olur. O zaman tabii tadından yenmez. Şimdi bunları anlattıktan sonra bu bölümde arkadaşlar Shadowlands'deki klaslara çok detayına inmeden tek tek şu anki beta'daki durumları nedir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle main karakterinizi seçme konusunda kafanızda bir şeyler oluşturabilmek için nacizane bir yardımda bulunmak istiyorum sizlere. Fakat şunu unutmayın. Ben bunu anlatırken şu an bile bazı şeyler değişiyor olabilir. Dolayısıyla bunun bir doğrusu yok. Doğrularını siz de araştırabilirsiniz. Bununla ilgili olarak da ben sadece size bir yol haritası oluşturmak amacıyla bunu yapıyorum. Şu an hala nerfler, buff'lar, legendary'de, legendary'lerin, klasların kullanacağı legendary'lerde hala nerfler, buff'lar devam ediyor. Bu ayarlamalar yapılıyor. Shadowlands çıktığında da bu ayarlamalar devam edecek. Sezon başlamadan önce bir mutlaka hotfix gelir. Mutlaka gelir. Çok fazla vuranlar nerflenir. Vurmayanlar, dipte olanlar bufflanır. O denge sağlanmaya çalışılır. Dolayısıyla burada anlattıklarımız arkadaşlar bugün itibariyle size kabaca bir fikir vermesi olacak. Bundan, yani ben bunları söyledim diye hiçbir şekilde Shadowlands'te kendimi sorumlu hissetmiyorum. Herkes kendi sorumluluğu ona göre üzerine alsın. Alfabetik sıradan başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle Death Knight. Death Knight'lar biliyorsunuz tank ve DPS olabiliyorlar. Death Knight'lar BFA'da ve Legion'da çok çok parlamadılar açıkçası. Legion'ın bir döneminde iyilerdi. Fakat BFA'da özellikle hem tank hem de DPS'leri, melee DPS'lerin ve tankların biraz gölgesinde kaldı. Blizzard Alpha'da ilk başladığında Death Knight'lar üzerine özellikle duracağını söylemişti. Ve hatta klaslar üzerinde yapılan ayarlamalarda ilk Blue Post'lardan biri Death Knight'ların üzerineydi. Ve şu an gördüğümüz kadarıyla tankı inanılmaz yüksek bir DPS çıkartıyor. İnanılmaz yüksek. Özellikle Mythic Plus oynamayı düşünenler şu an Death Knight'ı ve raidlerde de öyle güçlü bir tank olarak görebilirler, oynayabilirler. DPS'lere bakacak olursak da hem Frost hem Unholy BFA'dakinden daha iyi. İkisi de bufflanmış durumda. Frost Unholy'den bir tık daha iyi gibi gözüküyordu. En son beta review'larına baktığımızda. Ama şu bir gerçek ki melee oynamayı düşünenler Death Knight oynamayı ya da tank oynamayı düşünenler göz ardı etmesinler. Bu arada sadece hikaye bazlı söylüyorum bunu. Shadowlands'in en çok yakışacağı klas Death Knight. Hani eğer bana bir şey söyleyecek olsaydınız mesela Legion'ın ki nedir? Orada bir klas da gelmişti mesela Demon Hunter'dı değil mi? Mesela Legion'ın geneli için hikaye yakışacak olan klası Demon Hunter. Ya da işte Mists of Pandaria'da Monk. Efendime söyleyeyim. Wrath of the Lich King'de Death Knight. Shadowlands'te de Death Knight. Neden? Çünkü Bol var. Biz Shadowlands'e gitmeden önce, kendi Lich King güçlerini kaybetmeden önce bütün
Elite Race'leri Death Knight olarak ayağa kaldırabildi hikayede. Dolayısıyla hikayede Bol var, Knights of the Ebonblade, Darien Mograine, bunların çok önemli rolleri olacak. Şimdiden belli, beta'da oynadık çünkü. Eğer bu role sahip bir Death Knight RP'si yapmak istiyorsanız Shadowlands biçilmez kaftan olabilir. Bir sonraki klasımız Demon Hunter. Demon Hunter da biliyorsunuz sadece 2 spec'ten oluşuyor. En az spec'i olan klas. Ve bunlar 2 rolü var. Tank ve DPS. Tankının biraz defansif yönden diğer tanklar arasında çok yüksek bir gücü yokmuş gibi gözüküyor. Fakat Demon Hunter'ın şöyle bir durumu var arkadaşlar. Demon Hunter bundan önceki 2 expansion boyunca gözlemiliydi. Yani bunu Legion'da Demon Hunter geldiği için Legion'da bunun böyle olmasını anlayabiliriz. Çünkü oyuna yeni gelen bir klas olduğu için oyunda o klası oynayacak olan insanların main'ini değiştirip Demon Hunter oynama yönünde teşvik olması açısından diğer klaslardan biraz daha yüksek olması kabul edilebilir bir şey. Bunu zamanında Death Knight'ta da, bunu zamanında Monk'ta da gördük. Fakat BFA'ya baktığımızda BFA'da da Demon Hunter çok iyiydi. Yani diğer melee'lere bakacak olursak hala özellikle mobility gerektiren raid'lerde, işte Mythic Plus'larda Demon Hunter'ların yine oynanabilir olduğunu görmüştük. Dolayısıyla Demon Hunter'a çok fazla özen gösterilmedi Shadowlands'te. Shadowlands'te Demon Hunter'lara herhangi bir buff verilmese bile diğer melee'ler yükseltilirse anca Demon Hunter'ın seviyesine gelebileceği düşünüldü. Dolayısıyla bence Demon Hunter'ı ortalama bir şey olacak. Hani Demon Hunter'ın diğer melee'lere göre çok çok fersah fersah yukarıda vurmasını kimse artık beklemesin. Çünkü böyle olmayacak bu tahlilde durumda. Ama tank olarak oynamayı düşünenler varsa biraz buna şüpheci bakabilirler. Şimdiki tankı öyle çok çok diğer tanklara baktığımızda tercih edilebilecek durumda değil. Ama tabii dediğim gibi ileride bazı şeyler değişebilir. Bir sonraki klasımız Druid. Druid en zengin. Demon Hunter'la kıyasladıktan sonra en zengin spec. 4 farklı rolü de oynayabiliyor. Tankı, melee DPS, range DPS ve healer oynayabiliyor. Druid her zaman için en güzel main karakterlerden biri olmuştur arkadaşlar. Bu özelliğinden ötürü. Her zaman da mutlaka bir spec'i diğer speclerine göre oynanabilir olmuştur. Uzun bir zaman boyunca Druid'in DPS spekleri ne yazık ki beklenen ilgiyi göremiyor. Feral Druid yıllardır göremiyor. Feral Druid'in yıllardır görememesinin en büyük sebeplerinden biri Feral Druid'in rotasyonunun çok çok yani çok çok zor olması diyeceğim de Feral Druid'i oynayanların elleri alışkın olduğu için bu belki onlara zor gelmiyordur ama hakikaten dot takibi ve finisher takibi ve finisher olarak da bir dot kullanılabiliyor olması melee'de yüksek DPS yapmak isteyen oyuncuları diğer melee DPS'leri itiyor. Yani çok az daha eforla mesela Demon Hunter'da veya ne bileyim Rogue'da Feral Druid'de göstermediğiniz eforu orada gösterebilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla Feral Druid buff'la başladı Shadowlands'te, Alpha ve Beta'da da. Özellikle cooldown'ları ve cooldownlarının yüksek olduğu anlarda finisher'ları bufflandı. Fakat o bufflar neticesinde dahi hala daha alması gereken, diğer melee'lere baktığında alması gereken yol var. Tankına bakacak olursak Guardian Druid biliyorsunuz biraz kaçınmaya dayalı bir oynanış tarzı var. Yani dodge'unuz ne kadar, agility'niz ne kadar artarsa hasarı yemeden önleme. Bunları defansif cooldownlar destekliyor. Defansif cooldownı çok fazla olmasına rağmen özellikle oyunun başlangıcında, Shadowlands başlangıcında sizin itemınızın belli bir ölçüde olamadığı zaman Guardian Druid'iniz çok efektif olmuyor. Dolayısıyla oyunun sonlarına doğru yani gear'lar oturduğu zaman Guardian Druid'ler biraz daha parlıyor. O zaman Guardian Druid'lerin neye bakmamız lazım? Ofansif kısmına. O da Mythic Plus'larda çok büyük önemi olacak. Yani Thresh'i,
İşte efendime söyleyeyim, atmış olduğu pençeler, işte swipe'ı, onların ne kadar çok DPS üretebildiğine bağlı. Dolayısıyla hani hem defanstan kazanamıyor hem ofanstan kazanamıyorsa en büyük eksikliği şu an bu olarak görüyorum Guardian Druid'lerde, tercih edilememe ihtimali var. Balanced Druid şu ana kadar, yani healer'ı da iyi, bu speklerin arasında en oynanabiliri, ama o da diğer range'lere baktığımızda özellikle pür DPS yapan, yani Hunter, Mage ve Warlock'ların gölgesinde kalıyor Balanced Druid'de. Ama hiçbir şekilde oynanamayacak kadar kötü değil. Aynı zamanda healer olarak da Druid her zaman için aranan sınıflardan, speklerden biri olmuştur. Mythic Plus'ta özellikle AoE gerektirdiğinde ya da raidlerde AoE heal gerektirdiğinde güzel bir şekilde onu atabilen klaslardan biri, speklerden biri. Yalnız onun arkadaşlar, tam detaylarını bilmesem de dotların, reju ve diğer spellerin dotlarının sıralamasında bir değişikliğe gidildiğini okumuştum Blue Post'ta. Eğer healer olarak druid oynayanlarınız varsa ve Shadowlands'te de oynamak istiyorsa, onun mana efektifliğine bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Yani oynanamayacak duruma geleceğini ben zannetmiyorum. Ama özellikle raid healing'da utility'de attığınız heal kadar önemli. Eğer o heal'da mana efektifliği gösteremezseniz, eğer out of mana kolayca oluyorsanız sıkıntı olabilir. Gelelim Hunter'a. Hunter klası arkadaşlar, biliyorsunuz range DPS. Bir de survival var, biliyorsunuz o melee oldu artık. Ama pure DPS bir klas. Şimdi bir Beastmaster şenliği vardı BFA'da hatırlarsanız. İnanılmaz vuruyordu AOS ile birlikte. Özellikle 8.3'te. Onun yerine Marksman almış gibi duruyor. Marksman'in AOS'i yeniden çalışıldı. Ve Volley ile birlikte bütün Hunter'ların kullanabileceği, Hunter olarak hissedebilmenizi sağlayacak diğer spellerin, kill shot gibi eklenmesiyle birlikte Marksman şu an inanılmaz bir DPS yapıyor gibi gözüküyor. Ve Beast Mastery'i de geçmiş durumda. Zaten yayıncıların baktığınız zaman da onlar da Mythic Plus'larında, Hunter'larda Marksman olarak oynadıklarını görüyoruz. Beast Mastery çok çok kötü olmayacaktır. O da yine oynanabilecek olan şeylerden biri olacaktır. Fakat Survival'ı ben çok fazla görmedim açıkçası. Onunla ilgili yapılan testlerde diğer melee'lerin biraz altında kaldığını görüyorum. Özellikle Rogue'ların altında kaldığını görüyorum. Ama dediğim gibi Marksman Hunter'ın DPS gücü çok yüksek olduğu için onu tamamen öneremiyorum. Çünkü ben eğer bir fix gelecekse, buff'lı klaslara nerf gelmesiyle ilgili olarak Marksman Hunter'ın onlardan biri olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şu an inanılmaz vuruyor. İleride zaman ne gösterecek bakacağız. Mage'lere bakacak olursak arkadaşlar, biliyorsunuz pure DPS, o da range DPS, Frost, Fire ve Arcane spekleri var. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiye göre Frost'la Arcane çok iyi vuruyor. Arcane her zaman için gear isteyen ve o gear'ı da mana yönetimini düzgün yapabilecek şekilde oynayabilecekseniz yüksek DPS sağlıyor. O yüzden şu an Frost mage'leri çok sıklıkla görüyoruz ve Frost mage'ler biraz daha DPS skalasının üzerinde gözüküyor. Çok az eforda oynuyorsunuz bu arada. Hani oyuna yeni başlayanlar için de Frost Mage'i öneririm açıkçası. Fire Mage de arkadaşlar, tabi AoE olarak Mythic Plus'larda, BFA'da göz bebeğiydi. Şu anda biraz diğer speklerin altında kalmış olsa da ileride kendini gösterebilir. Şöyle söyleyeyim, eğer bir klasta DPS olarak geride kalmak istemiyorsanız açabileceğiniz, gönül rahatlığıyla main yapabileceğiniz klaslardan biri. Bir spek vurmazsa mage'de, diğeri mutlaka ama mutlaka vuruyor.
Monklara geçelim. Monklar arkadaşlar 3 rolü de oynayabiliyor. Tank, DPS ve healer. Tanklar şu an raid'in, ilk raid'in aranan tankları. Tanklarda biliyorsunuz stagger özelliği var. Stagger özelliği peşin fiyatına taksitle dayak yiyorsunuz. Hasarı alıyorsunuz ama o hasarın etkisi size uzun bir vadeye, süreye yayılıyor. Mesela bir boss size 10.000 vurdu mu onu biner parçalar halinde yiyorsunuz. Dolayısıyla progresslerde, özellikle gear'ınızın yeterli olmadığını düşündüğünüz progresslerde, raid'lerde inanılmaz bir güç katıyor. Çok büyük bir ihtimalle öyle olacağını düşünüyorum. World First yarışlarında da Monk tanklar gene aranan tanklar olacaktır. Nasıl BFA'da, Uldir'de, ilk raid'de bütün yani metodun iki tankı da Monk'tu biliyorsunuz. Yine öyle olacağını tahmin ediyorum. Monk tankı gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bu arada DPS'i de fena değil açıkçası AOE olarak da. Fakat tabi birazdan bahsedeceğiz. Hani bir paladin değil. Ama onlar da oynanabilecek durumda gibi gözüküyor. Şimdi healer'ı biraz kapalı kutu. Monk healer oynaması keyifli. Özellikle pasif heal anlamında çok yüksek heal rakamlarını çıkabiliyor. Fakat bu pasif heal normalde BFA'da işte Azerit armor'larla, essence'lerle destekleniyordu. Fakat burada böyle şeyler yok biliyorsunuz Shadowlands'te. Onların conduit'lerle desteklenebiliyor olması lazım. Çünkü sizin kendi skill'lerinizle atmış olduğunuz heal'ın çok büyük bir kısmı pasif heal'den geldiği için, hani yere bırakmış olduğunuz totem, yani totem değil de onun adı neyse artık, ox taşı, monk taşından ötürü gelen bazı şeyler var, healer var. Dediğim gibi o biraz kapalı kutu, fakat healer anlamında oynayanlarda özellikle raid veya mythic pluslarda çok tercih edilmediğini görüyorum. DPS'i de diğer DPS'lere göre bir nebze düşük kalıyor arkadaşlar monk'un DPS'in. Evet, Paladin'e geçecek olursak, benim main'im de Paladin. Protection Paladin tank olarak güçlü gözüküyor. Fakat güçlü gözükürken raid anlamında anladığım kadarıyla Death Knight ve Monk'ların bir tık aşağısında. Fakat Mythic Plus'larda DPS'i çok çok yüksek olduğu için aranılan tank olacak gibi gözüküyor. Şimdi aranılan tank olacak ama Mythic Plus yapmak ne kadar aranılacak, o bir muamma. Biliyorsunuz Shadowlands'te bir olay getirdiler. Artık Shadowlands'te en yüksek key yapsanız bile raid'deki heroic'ten biraz daha düşük item atacak. Ya da heroic bazında item atacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Yani raid yine gitmeniz gereken, eğer karakterinizi çok güçlü yapmanız gerekiyorsan gitmeniz gereken yol olacak. Mythic Plus'ın da BFA'da giydiğiniz gibi Shadowlands'da sadece Mythic Plus yaparak giyinemeyeceksiniz. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla Paladinlerin tankı güçlü. DPS'i arkadaşlar senelerdir böyle ne uzalıyor ne kısalıyor retri. Oynaması keyifli. Burst DPS'i çok yüksek. PvP'de de özellikle çok iyi iş görebilir. Ancak hani DPS chartlarında öyle çok yüksek şeyler beklememek gerekiyor retri paladin için. Fakat dediğim gibi oynaması keyifli. Eğer senelerdir oynuyorsanız o holy power biriktirme ve holy power harcamadan dolayı biraz sıkıntılı olabilir. Yani o biraz sıkıcı olabilir. Sıkıntılı olabilir demeyeyim de sıkıcı olabilir. Fakat ne uzalıyor ne kısalıyor. Ortalama düzgün DPS yapan bir spek olacaktır. Ama Holy Paladin arkadaşlar çok çok güçlü. Mythic Plus'larda özellikle bayağı güçlü olduğu söyleniyor. Raid'lerde güçlü. Çok fazla utility'si var. Biraz daha boss'a DPS yapma anlamında da hani biliyorsunuz Holy Shock'larını yapabilme, Holy Shock'larını atabilmek için her vurmuş olduğu mili hasarı onun holy kısmında kendisine bir güç kazandırdığı için aynı zamanda DPS yönünden de aranılıyor. Fakat pozisyon almada holy paladinlerin diğer healerlardan biraz daha dezavantajı olduğu için daha az kullanılıyor. Hem oynaması zevkli hem güçlü olacak. Healer oynamak isteyenler varsa bir holy paladine bakmalarını tavsiye ediyorum. Ve priestler arkadaşlar. Shadow Priest
Shadowlands'in sürprizi. Yeniden çalışıldı Shadow Priest. Tamamıyla yeniden dizayn edildi. Bütün şeyleri biliyorsunuz, onun bir Void Form'a geçişi, Void Form geçişi süresince bir Burst DPS, Void Form'dan çıkışı, bütün kullanabileceğiniz her şeyi tekrar o Void Form'a saklama üzerine dayalıydı. Şimdi oradan çıktılar ve tamamen cooldown'a dayalı bir sisteme geçtiler. Ve ne geçtiler? Shadow Priest şu an inanılmaz bir DPS yapabiliyor. Özellikle eğer çok fazla add olduğu zaman dotlarını yaydığında inanılmaz hasarlar çıkartabiliyor. Ve şu an chartların bir numarasında gözüküyor Shadow Priest. Kesin bir dengeleme gelecektir. Zaten şu anda geliyor. Dengeliyorlar, nerfliyorlar, hala çok vuruyor. Dolayısıyla Shadow Priest şu an yüksek. Healer olarak bakacak olursak da arkadaşlar, Discipline Priest raidlerin bir numaralı aranan healer'ı. Özellikle Atonement'lar ve Atonement'da kullanılabilecek ve Priest'e gelmiş olan yeni spell'ler var. Bu onları çok çok güçlü yapıyor ve aynı zamanda Discipline Priest'in kendisi de DPS yaparken etrafına yaymış olduğu Atonement'larla da heal attığı için hem aktif DPS'e katılım sağlıyor hem de heal'ı çok güçlü olduğu için aranılan speklerden biri. Ama Holy için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Eğer mesela Priest oynuyorsanız ve heal atmak istiyorsanız, Discipline o kadar güçlü ki Holy spekle oynadığınızda uyarılabilirsiniz. Yani Discipline neden oynamıyorsun diye. Holy o konuda birazcık aşağıda kalmış durumda. Fakat Holy'nin de hani oyun fantezisi anlamında çok çok güçlü. İnsanlar hani Holy Priest oynamayı da seviyorlar açıkçası. AoE heal'ı güçlü onun. Fakat dediğim gibi Discipline o kadar iyi ki şu an onun gölgesinde kalıyor. Rock'lara geçecek olursak arkadaşlar, Rock'lar Assassin, Sap ve Outlaw biliyorsunuz. Arkadaşlar orası tam bir borsa. Yani Shadowlands'ı da takip edemiyorum. Takip edemememin de nedeni şu, çok fazla da elleniyor. Tamamen mesela bir Covenant Ability Rogue için değiştiriliyor. Bambaşka şeyler oluyor speklerde. O yüzden bir Assassin güçlü oluyor, bir Sap çok güçlü oluyor. Mesela Sap'ın bir dönemi vardı Alpha'da. Arkadaşlar tek atıyor her şeye. Tek vuruyor yani. PvP'de de öyle, PvE'de de öyle. Çok çok güçlü. Burst anlık vuruş yapabiliyor. Özellikle karanlıklardan çıkarken ilk vurduğunda canın %80'ini falan götürüyordu. Daha sonra ona göre şeyler ayarlandı. Bu sefer Assassination daha iyi olmaya başladı. Normalde mesela Outlaw Rock biliyorsunuz Mythic Plus'ların özellikle 8.0'da 8.1'de aranılan klasıydı. Aranılan speyiydi. Outlaw Rock'suz tabi şey de ona dahil, hani utility olarak da herkese gizlilik verip mobların arasından geçmek de belki Rock'ları bir tık şey yapıyordu ama inanılmaz da bir DPS çıkartıyordu. Özellikle Outlaw Rock'ta zar atıp da zarınızı tutturursanız 5 buff, yani oynaması çok keyifli oluyordu. Dolayısıyla bu sefer bunlardaki dengelemelerde Outlaw Rock biraz aşağıda kalınca son yapılan güncellemelerle o da bufflanmaya başladı. Ve öyle bir hal aldı ki Rock arkadaşlar, şu an ben bir şey söyleyemiyorum. Ama şundan eminim ki mutlaka Rock'lardan bir speyi Melee'nin özellikle raidlerde aranılan speyi olacak. Dolayısıyla Rock class'ı açabilirsiniz ama hangi speyi açmanız konusunda gerçekten bir şey diyemiyorum. Tek diyebileceğim şey oynamaktan hoşlandığınız spekle başlayın. Ona göre kendi renown'unuzu kasarken ya da kendi soulbind'ınızı, conduit'lerinizi kasarken ya da legendary'nizi yapacaksanız orada kendi main spell'inizi oluşturmakta Blizzard'ın nerf'lerini, buff'larını, final nerf buff'larını biraz bekleyin. Nacizane tavsiye. O yüzden rogue oynamak birazcık keyif kaçırabilir. Özellikle yani rogue'un bir spell'i kesin vuracak ama hangisinin henüz kesin olarak vuracağı net olmadığı için orada çok canlar yanacak diye düşünüyorum ben şahsen.
Ve geldik Şaman'a. Şimdi Şaman'ın arkadaşlar aynı Death Knight gibi bütün bir BFA'da Şaman çok güçlü olmadığı için 3 speed'i de yani Restos'u da Enhancement'ı da Elemental'ı da 8-0'da yaşanılan facia yaşanmasın diye 9-0'da Death Knight gibi Şaman'dan başladılar. Önce Mindstorm olayını bir kaldırdılar. Mindstorm'suz normal cooldown ve Ascendance düzenine geçtiler. Sonra orada bazı bozulmalar gördüler. Yani istedikleri verimi elde edemedi Blizzard ve tekrar Mindstorm'a döndüler. Bunda yani ben çok katılıyorum. Bir şeyin çalışmadığını gördüğünüzde ona tekrar geri dönebilirsiniz. Bence bunda hiçbir problem yok. Fakat yeniden geri döndüklerinde bu sefer BFA'nın eski bıraktıkları haliyle yeni şu anki şaman arasında çok da büyük bir fark olmamaya başlamış oldu bu sefer de. Dolayısıyla yapmak istedikleri buff'ı sadece matematiksel olarak spellerin üzerinde uyguladıkları bazı buff'larla gerçekleştirdiler. İşte Lightning Bolt bundan daha fazla vursun. İşte mesela Earth Shock atılacağı zaman ya da işte alta tekrar Earthquake atılacağı zaman mesela Elemental için konuşuyorum. Onlar işte o Mindstorm'un belli bir şeyini harcasın. Ve daha sonra talentlar eklediğimiz şeylerle o Mindstorm'dan kullanılan payı daha az olsun gibi. Oynanışta bu sefer hiçbir değişiklik yok. Fakat daha önceden yapmış oldukları sözleri de tutamayacak bir halde oldu. Şimdi DPS chartlarına baktığımızda Enhancement'da, Elemental'da BFA'dan bir tık daha iyi evet ama yine yeterli değil. Hani yetmez ama evet gibi olmuş gibi oldu Şaman. Bu sefer de hani insanlar yine Elemental'ı yine Enhancement'la devam edebilme ya da Şaman'ı mainleme kararını çok gene düzgün alamayabilirler. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mage'in bu kadar güçlü olduğu, Shadow Priest'in bu kadar güçlü olduğu, Hunter'ın bu kadar güçlü olduğu bir metada Elemental Shaman oynamak yani çok bir şey katmayacaktır. Oynayanlar böyle çok bench görebilirler. Ama bu demek değil ki hani Blizzard bunu düzeltmeyecek. Fakat çok ciddi başlayıp da düzeltmek için alınan kararlarla yine çok safsaklanmış bir klas gibi görüyorum DPS tarafını. Şimdi heal tarafına geçecek olursak, heal tarafı Şaman'ın arkadaşlar bence kendi utility'leri anlamında yani nedir o? Mesela bir Spirit Link çok güçlü. Raid'lerde bence aranılan heal klaslarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü progress yaparken özellikle ilk raid'lerde item'ınız yerinde değilse item'lanana kadar sadece şaman healer bir raid'i taşıyabilir. Hatta bir faz ötesini size göstertebilecek kadar tek başına bir healer güçlü kalabiliyor. Şamanların öyle bir özelliği var. Ve AoE healer'ları çok güçlü. Healing rain'leri, yere attıkları totemleri, buna Healing Tide totemi dahil. Aynı zamanda eğer yapabilirlerse insanların daha hızlı koşması, işte fight'tan fight'a değişebilecek, işte o totemlerin adını unuttum ama mesela mobların ayağını bağlayacak grounding totemdi yanılmıyorsam, onları yere atması gibi utility'leri karşılayabilecek kadar yani kendisi çok yüksek heal atmasa da diğer şeylere göre ben raid'lerde mutlaka ama mutlaka şamanın en azından bir şamanın olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 9-0'da. Dolayısıyla şaman oynayacak arkadaşlar belki heal'a kayabilirler. Çünkü DPS hani beklenen şeyi vermiyor gibi gözüküyor. Onu söyleyelim. Warlock'lara geçelim. Warlock'lar arkadaşlar biliyorsunuz pure DPS bir klas. Ve üçü de range. Destro, Afli ve Demonoloji oynuyorlar. Şimdiye kadar şunu söyleyebilirim. Afli inanılmaz vuruyor. Kamyon gibi vuruyor. Özellikle Egoni ve onun matematiği çalışılmış. Bizim bu dotları yaydığımız Corruption ve Devouring Plague. Devouring Plague'ın inanılmaz bir DPS'i var. Onlar özellikle AoE fight'larda bu dotları aynı Shadow Priest olduğu gibi yaydığınızda çok çok güçlü AoE DPS çıkartabiliyorsunuz. Ama bunun yanında
Single target DPS'te de inanılmaz bir şekilde Afli bufflanmış gözüküyor. Yalnız son güncellemelerle, ben bunları söylediğimde bu alfa ve beta'nın ilk sürecindeydi. Son güncellemelerle Destro'da özellikle Chaos Bolt'larla biliyorsunuz. Onun da DPS'i biraz daha düzgün gözüküyor. Hatta Afli ile yarışıp belki onu geçebilecek seviyeye gelmiş. Demonoloji ile ilgili çok bir bilgim yok açıkçası. Hani oynayan da görmedim. Deneyen de görmedim açıkçası. Hani nasıl bir şey olduğu konusunda çok bir fikrim yok. Ama dediğim gibi eğer DPS oynamak istiyorsanız ve yaptığınız klas tercihinin yanlış olmamasını istiyorsanız Warlock da bu tercihlerden biri olabilir. Ve son sınıfımız Warrior. Warrior'lar arkadaşlar biraz üzülüyor DPS'de bu aralar. Çünkü hem Fury hem Arms şu an DPS skalalarında alt sıralarda gözüküyor. Yani Retri Paladin bile, böyle ortalama bir Paladin bile Warrior'lardan şu an daha fazla vuruyor hissine kapılıyoruz. Ben Warrior'a mutlaka buff geleceğini düşünüyorum. Warrior'ı böyle bırakmazlar, bırakmamaları lazım. Çünkü Warrior'lar arkadaşlar sadece kendileri değil, aynı zamanda girmiş oldukları partilere ve raidlere çok büyük katkı sağlıyorlar. Mesela Battle Shout'larıyla, işte efendime söyleyeyim, Commanding Shout'la, bunlarla gerçekten partiye utility anlamında katkı sağlıyorlar. Ayrıca mobility'leri de iyi. Yani mesela bir Warrior'ın, diyelim ki, yani bir örnek vereyim. Mesela bir Enhancement Şaman'a karşı üstünlüğünden biri her zaman boss'un dibinde olabiliyor. Yani DPS'ini kaybetme zamanı çok çok düşük. Mesela atıyorum bir Dragon Tail'i mi yedi? Gerçi şeyde Dragon yok ama yani ya da ne bileyim bir bomba patladı, geriye knockback attı. Hemen charge'la oyuna dahil olabiliyor. O yok mu? Heroic Leap'le dahil olabiliyor. Yani mobility'si çok yüksek. Dolayısıyla Warrior'ı raid'lerde görmek isteriz. Kaybetmek istemeyiz. DPS'inin bu kadar düşük kalacağını ben tahmin etmiyorum. Buff mutlaka gelecektir. Hotfix'lerle bu Warrior'ın şu anki sorun çözülecektir. Ama bugüne bakarak hani bir mili oynarken Warrior'ı bana önerir misin abi derseniz, ne yazık ki şu anki görüntüyle Warrior'ı önermem. Yani Rogue olur, Death Knight olur, Demon Hunter olur, Paladin olur. Ama Warrior şu an çok iyi gözükmüyor. Ve tankına bakacak olursak arkadaşlar, tankı da dediğim gibi raid'lerde Death Knight ve Monk çok parlıyor. Şeyde Mythic Plus'larda Paladin parlıyor çok iyi bir şekilde. Warrior eski gücünde değil. Eskiden Mythic Plus'larda Warrior aranılırdı çok yüksek DPS ile birlikte. Fakat şunu söyleyeyim, potansiyel olarak Warrior'ın Mythic Plus'daki yapabileceği DPS yüksek olduğundan bir hotfix'le Paladin'i yakalayabilir, hatta Paladin'i geçebilir. Ama şimdilik Warrior'ın tankı da, yani Warrior ve Shaman şu aralar biraz kaygan zeminde. Blizzard'ın Shadowlands öncesinde bu klasların, bu speklerine biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. O zaman bütün klasları bitirdik ama özet olarak her rolden şu anki parlayanları söylemek gerekirse, tanklarda Death Knight ve Monk çok iyi, Mythic Plus düşünüyorsanız Paladin. Melee DPS'lerde Rogue açarsanız üzülmezsiniz. Mutlaka bir spekten bir speyi kesin vuracak. Death Knight'lar çok iyi gözüküyor şu an. Eğer bir nerf yemezlerse Death Knight tavsiye edebilirim ve Rogue'u tavsiye edebilirim buradan. Range DPS olarak şu an Hunter, yani Marksman inanılmaz, inanılmaz. Shadow Priest çok çok iyi. Ama bunlara yani %95 nerf gelecek arkadaşlar. Yani gelmezse dengesiz bir expansion olacak, öyle söyleyeyim. Yani diyelim ki gelmedi ve oynamaya devam ettiniz, rüya gibi bir şey o. Umarım maininiz bunlardan biridir ve keyifle oynarsınız. Bu ikisi çok çok iyi olacak. Healer'da da arkadaşlar Holy Paladin ve Discipline Priest. Bunları açarsanız çok üzüleceğinizi zannetmiyorum.
Ama diğer healer'larda da zaman gösterecek. Ama dediğim gibi arkadaşlar, Shadowlands bu klasların hala nerfleriyle, buff'larıyla şekillenecek bir expansion olacağı için buradaki seçiminizi mutlaka zevk alacağınız karaktere göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki hafta pre-patch etkinlikleri başlayacak. Pre-patch etkinliklerinde item level 100 yapabileceksiniz karakterlerinize. Alt karakterlerinizi Shadowlands'e taşıyacaksanız mutlaka alt karakterlerinizi en azından level 100 seviyesine getirin. Bunu söylememdeki amaç, leveling'inizi çok çok daha rahat yaparsınız. Yani item level 100 ile item level 60 arasında leveling'de öyle rahatlama farkı oluyor ki, yani beta'da biz bunu gördük. Siz de kendi gözlerinizle görebilirsiniz onu. Mutlaka önümüzdeki haftadaki, yani eğer şu an aktif bir game time'ınız yoksa, bu hafta sonu deneyebiliyorsunuz. Deneyin, karakterlerinize bir bakın. Eğer oynamayı planlarsanız da mutlaka game time'ınızı alıp Shadowlands'a karakterlerinizi hazırlayın. Nacizane tavsiye. Evet, benim Shadowlands hazırlıkları ve main karakter seçimiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarınız varsa ya da sorularınız olursa biz birazdan canlı yayında chatle birlikte onu konuşacağız. Ama bu bir YouTube videosu olduğunda da yorumlar kısmına yorumlarınızı iletirseniz çok sevinirim. O yorumları tek tek okuyor olacağım. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.